Elif Melek'le şeffaf sohbetten herkese merhabalar, mutlu sabahlar diliyorum efendim. Cilt gençleştirme, mezoterapi uygulamaları, lipoliz, liposuction ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız programımızı takipte kalın. Ekranlarınızın başından ayrılmayın, zira konuklarım medikal direktör Nihan Bozatlı ve dermatoloji uzmanı doçent doktor Ercan Karabacak bizlerle olacak. Elif Melek'le şeffaf sohbet başlıyor. Elif Melek'le Şeffaf Sohbet'ten herkese merhabalar. Bugünkü konuklarım medikal direktör Nihan Bozatlı ve dermatoloji uzmanı doktor Ercan Karabacak bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyiz valla, siz sormalı. Bizler de iyiyiz. Sizleri gördüğümüzde çok çok sevindik. Bugün sizlere lipolizle, vücut şekillendirmeyle ve tabii ki hepimizin merak ettiği mezoterapi gibi güncel konulardan bazı sorular sormak istiyoruz. Önce arzu ederseniz Ercan hocamızla başlayalım. Evet. Mezoterapi çok sık kullanılan kozmetik bir prosedür. Tabir itibariyle bir derinin bir tabakasının içerisine bazı ilaçların verilmesiyle istenen hedeflere ulaşmak amaçlanıyor. Lipolizde de lipo derinin altındaki yağ tabakası. Bazen istenmeyen bölgelerde birikim gösterebiliyor. Ve bu alanda farklı yöntemlerle, diyetle, egzersizle bir çözüm sağlanamayabiliyor. Onun için lipoliz bir vücut şekillendirme olarak nitelendirilebilir liposuction'la birlikte. İstenmeyen alanlara bazı ilaçlar enjekte edilerek ya da soğuk sıcak uygulamalarıyla, lazer uygulamalarıyla ya da cerrahi olarak oradan o bölgeden yağın uzaklaştırılmasıdır. Yani aslında lipoliz istenmeyen bir yağ dokunun belli bir bölgeden uzaklaştırılması diyebilir miyiz? Kesinlikle. Bir kilo verme, zayıflama yöntemi değildir. Sadece belli alanlarda kişi ne yaparsa yapsın, çok ciddi bir egzersiz prosedürünü uygulasa da, iyi bir diyet uygulasa da, ne kadar zaman geçerse geçsin bu düzene rağmen azalmıyorsa bunların bir yöntemle giderilmesi tekniğidir. Peki hocam, bu teknik nasıl uygulanır? Lipoliz nasıl yapılmakta? Birkaç farklı yöntemi var. Bunlardan birisi enjeksiyon yöntemi, mezoterapi yöntemi. Aslında bizim günlük hayatta daha sık tercih ettiğimiz bir uygulama. Kişi bu işlemi yaptırdıktan sonra hızlı bir şekilde günlük hayatına devam edebilir. Öğlen arasında gelip işlemini yapıp öğleden sonra mesleğine, işine devam edebilir, mesaisine devam edebilir. Belli alanlar kalemle işaretlenir. Kişiyle tabii ki bir muayene neticesinde belli alanlara karar verilir. Kişi neresinden rahatsız? Kolunun altındaki yağdan mı? Çenesinin gıdısının olduğu bölgedeki bir yağ birikiminden mi? Karın bölgesi, basen içleri, bacak içlerindeki alanlardan mı? Buna göre önce hastayla bir istişare ederek muayene neticesinde belli alanlar karar verilir, işaretlenir. Mütakiben bir antiseptik solüsyonla temizlenir ve enjeksiyon aşamasına geçilir. Enjeksiyon aşamasında belli teknikleri var. Çok ağırlı acılı bir işlem değil. İşlem sonrasında kişinin belli bir egzersiz düzenini takip etmesini biz öneririz. Belli bir miktarın üzerinde su tüketimi gerekir. Yine hafif enjeksiyon alanlarında kırmızılık, pembelik, hafif bir kabarıklık olabilir. O alanlardaki bu hafif belirtilerin azalması için de bazı önerilerimiz olur. Aslında kolaylıkla tatbik edilen bir teknik. Evet hocam, çok detaylı ve güzel anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Tabii halk arasında bazen lipolizle liposuction karışabiliyor. Bu iki işlemin birbirinden farkı nedir? Evet, lipoliz dışarıdan uygulanan bir yöntemle ama soğuk uygulamasıyla, bir cihazla ama enjeksiyon yöntemiyle derinin altındaki yağ dokusunun parçalanmasını sağlayan bir tekniktir. Liposuction ise bir cerrahi yöntemdir. Vücudun belli alanları işaretlendikten sonra o alanlara bir sıvı enjekte ederek, su enjekte ederek ya da küçük kesiler açıp içerisine kanül yerleştirerek bir mekanik yöntemle yağ dokusunun parçalanması ve dışarı doğru alınması tekniğidir. Birisi cerrahi yöntemdir ve genellikle ameliyathane şartları gerektirir. Bazı içerikleri itibariyle riski lipolize göre daha yüksektir. Evet, liposuction o zaman daha cerrahi bir yöntem diyoruz. Lipolizde daha belki basit uygulamalar olduğunu ifade edebiliriz. Evet. Peki sevgili Ercan hocam, lipolizi vücutta hangi bölgelere uygulayabiliriz? Yani genelde insanlar hep karın ve basen bölgesinden şikayetçi ya, siz biraz böyle gıdıdan da bahsettiniz, evet, demin. Var mıdır böyle çok işte bilinmeyen ama yine oraya da spesifik olarak lipoliz yapabiliriz dediğimiz yerler? Evet. Mesela göz altında gözaltı torbalanmaları var. Göz altındaki anatomik olarak bulunan yağ
dokusunun belli alanlara fıtıklaşması, kayması neticesinde istenmeyen bir görüntü elde edilebiliyor. Bir torbalanma olabiliyor. Sanki kişi üzülmüş, çok ağlamış, hiç uyumamış gibi görüntü itibariyle rahatsız edici bir izlenim bırakabiliyor. Hı hı. Çünkü tanıdık ya da tanımadık insanların birbiriyle ilk iletişim kurduğu alan göz çevresi. Yani göz çevresindeki iyilik hali kişinin kozmetik olarak da iyilik halini düşündürür. Vücut olarak da genel iyilik halini yansıtabilir. Ama bir kişinin göz etrafında bir çizgilenme, bir koyuluk, bir morluk, bir torbalanma varsa o kişi yani kozmetik olarak kendisine iyi bakmamış, iyi değerlendirmemiş ya da ruhen de üzgün, yorgun, dinlenmemiş bir imaj uyandırır. Tam aksi de olsa. Dolayısıyla göz etrafı ve gözaltı çok önemli. Göz altındaki torbalanmalarda bazı lipoliz yöntemleri çok başarılı sonuçlar sağlayabiliyor. Cerrahiye gerek kalmadan. Dolayısıyla son yıllarda göz altıyla ilgili lipoliz işlemlerimiz oldukça revaçta. Evet, çünkü dediğiniz şey çok doğru. İlk izlenim önemli. Bazen sık çalışma şartları, işte uykusuzluk, dinlenememe gibi şeylerden de o göz altında olabiliyor. Peki başka hangi bölgelerde? Mesela yüzden bahsedecek olursak. Evet, yukarıdan aşağıya doğru gelelim Elif Hanım. Şimdi gözlerden sonra aort dediğimiz bir bölge var. Aslında cerrahi olarak bişektomi yöntemi bir ara çok revaçtaydı. Yanak yağlarının alınması ama cerrahi olarak ama liposuction yöntemiyle. Şimdi bazı mezoterapi ürünleri yağ hücrelerinin, yağ dokusunun yıkılmasını, parçalanmasını sağlıyor. Dolayısıyla o bölgede kalıcı bir yağ azalması meydana gelebiliyor. Bişektomi ile ilgili cerrahidense mezoterapi ile de uygulanan bazı teknikler var. Yukarıdan aşağı indiğimizde aort bölgesi bişektomide de lipoliz başarılı bir yöntem. Yine biraz daha aşağıya doğru inecek olursak, şimdi yüzümüzü etkileyen, yaşlanmayı tetikleyen iki tane temel faktör var aslında. Bunlardan bir tanesi güneş, diğeri de yer çekimi. Evet. Tabii ki genetik faktörler, kişinin alışkanlıkları, kozmetik olarak yaptıkları, yapmadıkları birçok faktör bunda önemli bir rol oynuyor. Ama yer çekimi orta yüzümüzün aşağı doğru gelmesine yol açıyor. Yani bir kişiyi değerlendirirken göz altları, nazolabiyal bölge, yine kadeh belirtisi, bulldog belirtisi dediğimiz çene köşelerindeki sarkma alanları, gıdı bölgesi, karşıdan bakıldığında çift çene, double chin dediğimiz bir görüntüye yol açabiliyor. Bunlar aslında kozmetik olarak çok istenmeyen görüntüler ve ufak tefek çözümleri olan alanlar. Burada yanak bölgesindeki bulldog belirtisi bazen yağ birikimiyle de doğru orantılı artış gösterebiliyor. O alanlara da lipoliz tekniği uygulanabilir. Yine double chin dediğimiz çift çene görüntüsünde de karşıdan bazen kişilerin çene bölgesi biraz kısa olabiliyor. Yüz bölgesini biz kozmetik olarak değerlendirdiğimizde 3 eşit alana daha çok bakıyoruz. Saç çizgisi, kaş arası, kaş arası, burun bitimi, burun bitimi ile çene bölgesi. Birbirine yakın olması yeğlenir. Tabii ki her şey oran değil. Hepimizi farklılaştıran bazı yaratılıştan özelliklerimiz var. Bizi biz yapan özellikler var. Ama bazen küçük küçük dokunuşlar kişiyi biraz daha kozmetik açıdan daha hoş bir görüntüye yakınlaştırabiliyor. Onun için çenesi kısa olan kişilerde, double chin görüntüsü olan kişilerde çene bölgesinde yapılan lipoliz, oradaki yağ dokusunun, topağın bir yumru gibi görünen hacmin azalmasına çok ciddi derecede bir katkı sağlıyor. Çünkü yine o genç yüz görünümü için şu şekilde yukarı doğru V hattının olması gerekiyor değil mi? Daha güler yüzlü, daha genç, daha enerjik bir görünüm için de buradaki yağları aldırmak belki bir çözüm olabilir. Peki geçici midir, kalıcı mıdır mesela? Kilo almaya veya vermeye bağlı olarak burada değişiklikler olur mu? Hani derler ya işte kilo verdim biraz aortlarım çöktü ya da hastalandım hemen böyle çöküntüm oldu ya da tam tersi aldım yüzüm büyüdü gibi şeyler. Evet. Oluyor mu hocam? Elif Hanım, yüz bölgesi kilo alıp vermeyle ilgili yani düşük oranlarda çok büyük bir farklılık göstermiyor. Hı hı. Yani ciddi bir azalma, ciddi bir artış söz konusuysa, yani bir %10-15'lik bir farklılık meydana geliyorsa, o zaman bu yüze de yansıyabiliyor. Tabii ki yüz bölgesindeki enjeksiyonlarda yağ hücresinin parçalanması ve ölümü söz konusu aslında. Dolayısıyla o alan için bir kalıcı çözüm diye düşünebiliriz. Fakat yan hücrelerin büyümesi söz konusu olabilir. Kişi ilerleyen dönemde kilo aldığı takdirde, hı hı, o zaman yine yüz hacminde ufak tefek bir artış söz konusu olabilir. Evet hocam, yüz bölgesindeki lipoliz kısmını sanırım tamamladık. Evet. Biraz daha aşağı inecek olursak hangi bölgelerde lipoliz yapabiliyoruz? Biraz daha aşağı indiğimizde kol kenarı, koltuk altı civarındaki alanlarda da lipoliz çok başarılı bir yöntem.
Yine koltuk altı terlemesinde lazer lipoliz de çok başarılı olarak bir sonuç sağlayabiliyor. Hı hı. Biraz daha aşağı indiğimizde karın bölgesinde, yine basen bölgesinde, göbek altı bölgesinde, bacak içlerinde lipoliz yöntemi seans sayısıyla doğru orantılı olmak üzere çok ciddi bir katkı gösteriyor. Fakat lipoliz bir zayıflama yöntemi değil, bir vücut şekillendirme tekniği, liposuction'dan bir alt kategoride değerlendirilebilir. Burada kişinin kendi katkısı çok önemli, niyeti çok önemli. Yani kişinin lipoliz işlemlerine başlamadan önce bir niyet ortaya koyması lazım. Ben hem hekimimin hem diyetisyenimin söylediği kurallara uyacağım ve kendime belli bir zaman tanıyacağım ve bunun neticesinde de bu iyi bir sonuç almaya gayret edeceğim diye. Eğer ki kişi niyetini çok sıkı tutmamışsa, gayret etmemişse, o zaman lipoliz bu vücut şekillendirme yönteminin aslında bir parçası. Yani diyet ve egzersizle birlikte. Eğer bu üçü bir arada kombine olarak uygulanmıyorsa sonuçlar çok mutlu etmeyebiliyor. Bunu en başında hastayla görüşüp bilgi verip karar vermek lazım. Evet hocam. Peki lipoliz uygulaması vücutta ne tür avantajlar sağlar hastaya? Şöyle ki lipoliz kişinin çok direnmesine, çok gayret etmesine rağmen diyetle, egzersizle, masajla, kremle veremediği ve görüntü itibariyle vücudunun rahatsız edici şeklini değiştirmesi yönünden çok ciddi bir katkı sağlar. Burada cerrahi yöntemler mesela yüz bölgesinde kişileri genellikle tedirgin eder. Çünkü cerrahi bazen geri dönüşümsüz sonuçlar verebilir. Ya da anestezi itibariyle kişiyi biraz tedirgin edebilir. Onun için medikal uygulamalar hastaların biraz daha tercih ettiği teknikler. Çünkü o işlemi dener, başarılı olabilir, başarılı olursa mutlu olur. Ama başarısız olduğunda onu sağlık açısından mutsuz edecek bir görüntüyle genellikle karşılaşmaz. Buradaki en önemli farklılık bu. Evet hocam. Peki lipoliz uygulamasını yaptırdık. Hasta nelere dikkat etmeli? Mesela bölgesel bir fark var mı? Örneğin yüze uyguladığımızda şunlara ayrıyetten dikkat edilmeli veya işte basen bölgesine yapıldı, bunlar dikkat edilmeli gibi farklı uyarılarınız var mı? Evet, lipoliz sonrasında tabii ki hastamıza önemli bilgiler aktarıyoruz. Uyuması gereken bazı küçük noktaları hatırlatıyoruz. İşlem sonrasında yaklaşık 8-10 saat kadar su değdirmemesini, o gün duş yapmamasını tavsiye ediyoruz. Yine işlemden sonraki ilk 2 saat içerisinde imkan dahilinde bir yürüyüş yapmasını, yaklaşık 30 dakika ile 45 dakika arasında bir yürüyüş yapmasını. Tabii ki bu yürüyüş bir tempolu yürüyüş olmalı. Kişiyi biraz terletecek özellikle olmalı. Yine yağ yakımını hızlandıran bazı gıdaları tüketmesini biz tavsiye ederiz. Bunların başında kahve de geliyor. Bugün bir çok değerli bir hocam bir paylaşımda bulunmuş. 14 yıllık bilimsel bir makale, literatürde yayınlanmış. Çay ve kahve tüketimi hem cilt sağlığımızı iyileştiriyor. Yani böyle bir katkısı ortaya çıkmış 14 yıllık bu çalışmada. Aynı zamanda derimizdeki yağ yakımını da yardımcı olarak kullanılabiliyor. Biz mezoterapi sonrasında, lipoliz sonrasında limonlu sıcak su, yine kahve tüketimini çok da öneriyoruz. Kahve. Evet. Yani sabah aç karnına içtiğiniz bir kahve, Türk kahvesi ya da işte bir filtre kahve tok da tutuyor. Ve hani şu aralıklı oruç dediğimiz yöntemle bu anlamda zayıflayanlar da çok. Ama birçok kişi şunu da söylüyor. Bence fazla bilmemekle de alakalı. İşte lipolizden sonra çok çay kahve tüketimi yapmayın, mayalı yiyecekler yemeyin. İşte selülit herhalde oluşumundan kaynaklı bunlar. Evet. Bazen de bunun şekerli olması da etki edebiliyor. Veya işte kahvenin selülit yaptığına dair bazı işte asılsız kaynaklar mı diyelim ya da işte o kahveyi nasıl tükettiğinize bağlı. Siz kremalı ve şekerli tüketiyorsanız tabii ki yağlanma yapar. Bu selülit görünümüne de sebep olabilir. Belki öyle bir soru işareti olabilir. Ama evet. Kahve normalde tabii ki kafein olduğu için metabolizma hızını artıran bir gıdadır. Aynı zamanda hocam yeşil çay, beyaz çay destekleri de belki olabilir. Evet. Belki matcha tozu gibi takviyeler olabilir. Yani dediğiniz gibi aynı zamanda su tüketimi de olursa dokunun yenilenmesi de kolaylaşır değil mi? Kesinlikle. Aynı zamanda kişinin o alanlarda hafif kabarıklık, hafif kızarıklık, morluk olabileceğini hatırlatmak gerekir. Kişiye uygulanacak dozun belli bir sınırı var. O sınırı
aşmamak lazım. Onun için öncesinde hastayla konuşmak gerekir. Hastanın istediği alanlar çok fazla olabilir. Yüz bölgesi, boyun bölgesi, karın bölgesi, basen bölgesi gibi. Dolayısıyla bir seansta her birisinin yapılamayacağı hatırlatılabilir. Öncelikle istediği alanlar tercih edilebilir. Evet sevgili hocam. Peki lipolis kimlere uygulanır? Kimler tercih etmelidir? Önerileriniz ne yönde olur? Lipolis öncelikli olarak diyetle, egzersizle, kozmetik görünümünü bozan ama atamadığı yağların biriktiği ve kendisini mutsuz ettiği kişilere uygulanması gerekir. Burada hasta seçimi çok önemli. Az önce de arz ettiğim gibi hastanın kararlı olması gerekir. Şüphesi olan ve diğer unsurları tam olarak yerine getiremeyecek kişilere bu tedavi sadece bir seçenek olarak söylenir. Tam karar verdiğinde uygulanması gerekir. Çünkü bazen bu tip tedavi sonuçlarını hasta sadece o işleme bağlar. Diğer iki unsuru görmezden gelebilir ve başarıyı ya da başarısızlığı tamamen o işleme yükler. Bu da onu mutsuz edebilir. Bu sebeple gerçekten karar vermiş kişilerde tercih edilebilir. Evet hocam. Şimdi bir de pragmat peptit uygulaması var. Nihan Hanım, bunun detaylarını sizden dinleyebilir miyiz? Fragment çok sevdiğimiz bir peptit son zamanlarda, hocam da bilir. Evet. Şöyle, fragment bölmek ve parçalamak anlamında zaten. Sporcular daha çok kullanıyor bunu. Yani şu anda Türkiye'ye biz 7-8 yıldır firma olarak bir lipoliz ürünün içerisinde bir peptit maddesi olarak bunu sunuyoruz ama bu çok önceden beri sporcuların kullandığı bir peptit türü. Fragment'in şöyle bir güzelliği var. Amerika'daki plastik cerrahlar ameliyat sonrasında fragment enjekte ederlermiş. Liposuction sonrası. Ki oradaki yağlı hücreler alındıktan sonra tamamen yok olsun ve bir daha yerine gelmesin diye. Fragment'in böyle bir güzelliği var. Lipolizden sonra birçok üründe de böyle bir şey yoktur aslında. Lipoliz işlemi yapıldığı zaman biz oraya fragmentli ürünü verdiğimizde hastada ortalama bir 2-3 ay kadar yağlanma oluşmaz. Tabii hocamın da dediği gibi, Ercan Bey'in de dediği gibi hastanın tabii ki yemesine dikkat etmesi gerekiyor. Yemeden kastımız ne? Biz tabii ki de siz daha iyi bilirsiniz. Hastaya biz şunu dediğimiz zaman işte tamamen işte şunu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin, ondan uzak duracaksın dediğimizde hasta daha da çok yeme isteği duyuyor. Porsiyonları küçültme anlamında biz bunu söylüyoruz her zaman. Fragment de bu anlamda gerçekten çok kuvvetli bir yağ yakımı ve yağ hücrelerini öldüren peptit maddesi. Tabii hyaluronik asit ve bir takım sıkılaştırıcı etken maddelerle birleştirdiğinde lipoliz daha da etkili oluyor. Biraz da beyinde bitiyor. O yüzden fragment peptidi diğer lipolizlere göre, şimdi işlemi yaparsınız lipolizde yağlı bölge azalır ve deri sarkar. Bu peptit içeriğinde böyle bir sistem yok. İşlemi yapıyorsunuz, hem deri sıkılaşıyor hem de oradaki yağlı hücre parçalanmış ve yok olmuş oluyor. Çünkü Nihan Hanım, insanların özellikle kilo verirken de veya böyle işlemler yaptırırken de en çok korktuğu şey ne? Sarkmak. Evet. Sarkar mıyım? 3 kilo versem sarkar mıyım? İşte lipoliz yaptırsam deri sarkması olur mu? O zaman fragment peptitlerle de bu biraz engellenebilir diyebiliriz. Kesinlikle. Gerçekten çünkü şöyle bir şey de var. Ürünün içeriği de çok önemli. Kullandığınız ürünün içeriği. Mesela SNAP8 denilen bir peptit maddesi var. SNAP8, arjelin, matriksil bunlar sıkılaştırıcı etken maddelerdir. Ve gerçekten fragmentle birleştiğinde ve hyaluronik asit deriyi, oradaki yağlı bölgeyi yaktığımız zaman, işte yağlı hücre yok olduğunda deri de sarkmamış oluyor. Sıkılaştırmış oluyorsunuz bu içeriklerle. O yüzden fragment çok güzel bir peptit. Kan şekerini, insülin direncini de dengeleyen bir peptittir aslında. Çok PubMed'de çok güzel yayınları vardır bunun. Sağlıklı bir peptittir de. Herhangi bir şu ana kadar yapılan çalışmalarda vücudumuzda herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Tabii kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Yani bunlar tabii bilgilendirme amaçlı yayınlar. Herkes için aynı şeyler geçerli olmayabilir. Bunlar tamamen hekim önerisiyle yapılabilecek uygulamalar diyebiliriz. Peki Nihan Hanım, cilt yaşlanmaya nasıl başlar? Nasıl yaşlanıyoruz? Vallahi hocam kendimden mi örnek veriyorum? Hayır, burada kimse şu an o grupta değil kesinlikle. Hayır, şöyle söyleyeceğim. Bunu üstümüz almıyoruz. Evet. Şimdi cilt tabii ki de hocam da bunun en yani üniversitesini okumuş doktor, dermatolog, doçent. Ama biz 10 yıllık deneyimimizde şunu gördük. Sağlıksız beslenme, yoğun sigara içimi, alkol tüketimi, aşırı yağlı, aşırı tuzlu ve şekerli gıdalar bizim yaşlanmamıza zemin hazırlıyor. Ve bir de yer çekimi var. Yaş alıyoruz ama burada önemli olan güzel yaşlanma. Beslenme bunların başında geliyor bence. Ve tabii ki de
son zamanlarda mezoterapi ürünleri bu anlamda çok güzel destekleyiciler haline geldi. Doğru yerde düzgün işlemler yapıldığında yaşlanmayı geciktirebiliyoruz tabii ki de. Evet, zaten uzmanlara sorduğumuzda neden yaşlanıyoruz diye ilk sebep yer çekimi. Yer çekimine karşı koyabilmek için de aynı zamanda tabii ki hem kozmetik destekler hem sağlıklı bir yaşam tarzı ve özellikle bence egzersiz. Yani bir işlem bence sağlıklı yaşayan birine yapıldığında farklı görünüyor. Böyle sağlıksız yaşayan, kendine dikkat etmeyen birine yapıldığında daha farklı görünüyor. O yüzden kişi her zaman hangi işlemi yaptırıyorsa yaptırsın yaşam kalitesini artırmalı, öyle değil mi? Kozmetik de çok etkili bu anlamda. Yani kozmetik işlemler, uygulamalar, işte bir fondöten, bir kapatıcılar cildimizin nefes almasını çok fazla engelliyor. O yüzden diyoruz biz makyaj yaptığınız zaman muhakkak çok detaylı bir temizlik yapın cildinize. Kesinlikle en ufak gözenek, iğne deliğinden daha küçük, hatta iğne ucundan özür dilerim daha küçük gözeneklerimiz var. Ve burada olan bir enflamasyon ya da herhangi bir, işte hocam daha iyi bilir, bozulma, mikrop kapması vesaire daha farklı sonuçlara da neden olabiliyor. Nefes almıyor çünkü cilt, değil mi hocam? Yani, tabii ki. Bir dermatolog olarak bu anlamda ne, ben bunu gerçekten, yani bu, ben mesela makyaj yapmayı seven bir insan değilim. Sebebi şu, üşendiğim için. Çünkü akşam eve gidip onu temizlemek çok ağır geliyor. Katılıyorum size. Gerçekten. O yüzden çok makyaj yapmıyorum ve bu gerçekten cilde de sirayet ediyor. Yani öyle değil mi? Tabii. Evet hocam, mesela detaylı bir makyaj nasıl temizlenir, varsa böyle önerileriniz, organik şeylerle olabilir, bitkisel özlerle ya da sabunlar, ne varsa. Evet, ben küçük özensizliklerin orta özensizlikleri, orta özensizliklerin de büyük özensizlikleri tetiklediğini düşünüyorum. Dolayısıyla küçücük bir yağ hücresinin ilgiye duyduğu anda siz o gereken ilgiyi ona göstermezseniz, o yandaki yağ hücrelerini, sonra derinizi, sonra biraz gözenek genişliğini, sonra sivilcelenmeleri tetikleyebilir ve görsel olarak yüzünüzün kozmetik açıdan kötü bir görüntüye yol açmasını sağlayabilir. Bakım gerçekten çok önemli bir şey. Doğduğumuz zaman pürüzsüz, mükemmel bir derimiz var. Ama zaman içerisinde çevresel faktörler, alışkanlıklarımız, beslenme şeklimiz, stres, birçok faktör o deriyi bozuyor. Ama bazen bakıyorsunuz bebek derisi gibi diyoruz. Yani kişinin yaşından bağımsız. Yaşını tahmin etmek gerçekten çok zor. Kişinin kimlik yaşı ile gerçek deri yaşı arasında bazen farklılıklar olabiliyor. Evet. Gerçek yaşı 30, deri yaşı 50 olabilir. Gerçek yaşı 60, deri yaşı 45 olabilir. Burada kişinin kendine gösterdiği özen, bakım çok önemli. Bugün iyilik halinin, kozmetik anlamda iyilik halinin 3 tane temel yaklaşımı var. Bunlardan birisi profesyonel destek almak. Örnek veriyorum, kuaföre gidebilirsiniz, berbere gidebilirsiniz, diş hekimine gidebilirsiniz, bir dermatoloğa gidebilirsiniz, plastik cerrahe gidebilirsiniz, profesyonel hizmet alırsınız. İkinci ayağı, bu profesyonel hizmet sonrasında kendi kendinize bunun iyiliği, bu iyilik haline devamını sağlayacak bir şeyler yapmak. Örnek veriyorum, dermatoloğa gelip yüzünün yukarıda tutunması için işlem yaptıran bir kişi eğer günlük olarak bir yüz yogası yapmaya devam ediyor ise o zaman o agresif işlemlere ihtiyacı biraz daha azalacaktır. Belki hayatı boyunca hiçbir cerrahi işlem geçirmeyecektir. Belki hiç ip askılama yaptırmayacaktır. Orta yüz germe işlemi hiç yaptırmayacaktır gibi. Tabii ki bu kişinin deri yapısıyla da doğru orantılı. Yine üçüncüsü profesyonel ürünler kullanmak, akıllı ürünler kullanmak. Biz bazen annemizden kalan, aklımızda kalan o ürünleri tercih ediyoruz. Evet. Elbette ki bazı alanlar için kullanılabilir ama teknoloji sürekli ilerliyor. Nanoteknolojik ürünler var. Derinin ihtiyaç duyduğu maddeleri ihtiva ediyor ve belli bir ömrü var. Onu siz düzenli olarak kullandığınızda deri buna cevap veriyor. Yani bakımda olduğunuzu gösteriyor. Dolayısıyla bu üçlü desteği ihmal etmemek lazım. Derimizin yaşlanmasında bugün geriye doğru baktığımda ben 50 yaşındayım. Ben 20 yaşındayken 50 yaşındaki bir kişiyi gördüğümde çok ileri yaştaki bir kişiymiş gibi düşünürdüm. Ama şimdi ben 50 yaşındayım. 50 yaş aslında orta yaşın ortası bile değil diyebilirim. Öyle hissediyorum. Kesinlikle. Bu, evet, bu neden peki? Katılıyorum buna. Şey derdik de çok üzülüyorum. Vay adama bak ya, bu kadar yaşlanmış işte. 40'ta bile öyle düşünüyorduk çocukken, 20'li yaşlarda. Şimdi evet, daha yakın olunca evet, sanırım. Tabii ki. Dünya Sağlık Örgütü de zaten yaşlılık baremini yükseltti. Yani burada geçtiğimiz 20'li yıllarda, 30'lu yıllarda sağlığımıza katkısı olan bazı unsurların önemli bir etkisi var. Bu bakım ürünleri olabilir,
vitaminler olabilir, gıda destekleri olabilir, işlemler olabilir, evet, egzersiz olabilir. Ama ben şuna inanıyorum. Yani bence farkındalık çok önemli. Bir şeyin farkındaysanız onu çözmeye çalışabilirsiniz. Onunla ilgili tedbir almaya çalışabilirsiniz. Yani bizi derimizi yer çekimi, güneş, çevresel faktörler yıpratıyor ise, o zaman biz bunun farkındaysa bu yıpranmayı azaltacak bir şeyleri yapmamız gerektiğini anlarız. Ama farkında değilsek biz bunu anlayamayız ki. Arkadaşımız, evet, ne yaparsa yapsın, bize ne önerirse önersin, bunu düşünmeyiz. Tam da o esnada ne geliyor aklımıza? Anti-aging işlemler. Nihan Hanım, anti-aging işlemlere kaç yaşından itibaren başlayalım? Şimdi biraz yaş konusunda konuşmuşken 50, evet, yaş artık genç bir yaş bence de. Siz neler düşünüyorsunuz, neler söylersiniz? Şimdi çok yoğun sivilcesi olan bir genç kız da gelebiliyor. Hı hı. 30 yaşında yoğun sivilcesi olan bir kadın da gelebiliyor. Tabii bu anlamda. Biz 17 yaşındakine de bir takım anti-aging işlemler uygulayabiliyoruz ama öncesinde şu var: detaylı bir cilt temizliği, oradaki aktif harekete geçen problemi tedavi edip ondan sonra kozmetik bir takım bakımlara geçmeyi tercih ediyoruz. Hı hı. Çünkü bence 20 yaşından sonra ufak ufak başlamak gerektiğini düşünüyorum. Bakarak, değil mi hocam? Evet. Kendimize bakarak. Düzenli doğru, temizlikle. Düzenli, evet, temizlikle. Bunlar çok önemli çünkü kızlara bakıyoruz, genç kızlara. Bir mesela yazın sıcağında da kalıp makyajla geziyorlar. Bunlar, evet, gerçekten bugün çok ciddi ağır metaller ve cildimize çok ciddi zarar veren etken maddeler. Lekelenmeyi sebep tetikliyor, akneyi tetikliyor, sivilcelenmeye, irite yapıyor, gözenek, scar. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. O yüzden biz hep şunu söylüyoruz gelen danışanlarımıza: detaylı, önce detaylı bir cilt bakımı, medikal bakım, ondan sonrasında anti-aging bakımlar. Ne var o anti-aging bakımların içinde? Peptitler. Bakın, peptitler şu anda gerçekten çok uzun zamandır hayatımızda var olan şeylerdi ama son zamanlardaki araştırmalarda ve teknolojinin ilerlemesiyle çok güzel ürünler ortaya çıktı. Ve bu peptitler cildimizin sağlığı açısından da çok ileri seviyede yön tutuyorlar. Peptitlerin mesela bize bir şey diyoruz, aa bu üründe peptit varmış çok güzel. Hayır, peptitlerin saflık derecesi çok önemli bu anlamda. Çünkü peptitlerle ilaç, şu anda ilaç sektörü de peptitlerle bir takım tedavi, hastalıkları tedavi, hı hı, ediyor. Ve cildimiz de bunlardan nasibini oluyor iyi anlamda. Bu yüzden peptitler ve saf hyaluronik asitler, medikal hyaluronik asitler cildimizin olmazsa olmazları. Ben şu mesela, TB500'den bir peptit var. Evet, onu da sormak istiyorum size. TB500 nedir? Etken maddesi nelerdir yanının? Şimdi TB500 kök hücreyi dileyen, hücre destekleyen ve hücrelerin çoğalmasını sağlayan bir peptittir aslında. Aynı zamanda bakın çok önemlidir bu. Doku yenilemesi yapar, dokuları, hmm, yeniler. Yine PubMed'de yapılan araştırmalarda ve şu anda bizim ülkemizde de diş bölümünde bir takım yayınlar ve çalışmalar yapılıyor. Hücre yenilediği için mesela özellikle implant tedavilerinde doku yenilemesinden kaynaklı özellikle kullanma yoluna gidiyorlar şu anda. Cildimizde, aknelerde, bakın, hı hı, akneden kaynaklı skarlarda çok güzel tedavi sonuçları var. Peptit, TB500 peptidi, dediğim gibi hücre yenileyen, çok değerli bir tedavi amaçlı, destekleyen diyeyim, tedaviyi destekleyen çok güzel bir peptit türüdür. Doku rejuvenasyonunu arttırır ve bence son zamanlarda yeni teknoloji mezoterapi ürünlerinin içerisinde de var. Ben de bir katkıda bulunmak, tabii, isterim. TB500, timozin beta'nın kısaltması. Timus bezinden elde edilen bir peptit bu. Timus bezi biz büyüdüğümüz zaman, yani 18 ile 20 yaşlara yaklaşırken kaybolmaya başlar. Hı hı. Ve düzenleyici bir görevi vardır. Düzenleme özelliği vücuttaki birçok dokunun daha organize olmasına katkı sağlıyor. Yapılan araştırmalarda bu özellik ortaya çıkınca göz hastalıklarında, ortopedik hastalıklarda, akciğer kanseriyle ilgili bazı tedavi yöntemlerinde kullanılmış ve düzenleyici fonksiyonunun çok etkili olduğu görülmüş. Deri içinde yine düzenleyici bir faktörü var. Hı hı. Burada derimizin ihtiyaç duyduğu ve zaman içerisinde tam olarak görevini yapamayan hücrelerden kaynaklı bazı eksiklikler meydana gelebiliyor. Düzenleyici hormon o hücrelerin tekrar düzgün bir şekilde çalışmasına dair mesajlar iletebiliyor. Ve aynı zamanda bu mezoterapi ürününün içerisinde yaklaşık 43 tane farklı madde var. Evet.
Bu maddelerden bazıları vitamin tarzında, bazıları protein, amino asit tarzında. Yine botoks benzeri etki gösteren içeriklere sahip. Kozmetik uygulamalarda kişilerin bazı tedirginlikleri olabiliyor. Evet. Acaba bu benim vücuduma zarar verir mi? İstemediğim bir görüntü ortaya çıkartır mı? Mesela hiyalüronik asitle ilgili dolgularda bu çok karşımıza çıkıyor. İstemezsem ne olur? Bu görüntü ne kadar devam eder? Hemen kaybolabilir mi? Ya da çok yüzümün çok büyümesinden korkuyorum. Kozmetik işlemler böyle biraz bilgi kirliliği de birbirine karışmış durumda. Onun için mezoterapiye kişiler biraz daha sıcak bakabiliyor. Gerçekten de öyle. Son yıllarda yeni keşiflerle bu peptitlerin mezoterapi ürünlerinin içerisine girmesiyle mezoterapi hak ettiği övgüyü almaya başladı. İşlemi yapıyorsunuz. Kişinin derisinde bir hafta 10 günden itibaren ciddi bir parlaklık, bir güzel bir sıkılaşma aydınlanma meydana gelebiliyor ve uzun ömürlü oluyor. Bunu her ay tekrar etmesine gerek yok. Evet. Ve şu da var hocam, TB500 peptitini yaptıran danışanlarda ben şunu görüyorum. Şunu hekimlerden de şöyle bir geri dönüş alıyorum. Çok mütevazi yaklaşıyorsunuz diyorlar. Çünkü hastalarda şunu gördük. Gün geçtikçe, zaman geçtikçe daha da cilt yapılanıyor ve onarımını destekliyor, gerçekleştiriyor. O yüzden tercih etmeye başladık biz bunu. Bir de her hastaya mesela bir reklam ismiyle gidip bir şey yapmak da çok mantıklı gelmiyor değil mi hocam? Tabii yani ki. Bu TB500 için de geçerli, X ürünler için de geçerli. Bence doktorun bunu belirlemesi ve şekillendirmesi gerekiyor. Ben bunu istiyorum. Böyle bir şey varmış deyip de oturmak da bana bilmiyorum son zamanlarda evet. En çok benim rahatsızlık duyduğum şeylerden bir tanesi. Ne olursa olsun kesinlikle hekimler bizim hekimlerimiz gerçekten şu anda dünyada çok iyi bir konumdalar aslında. Biz hekimlerimizin kıymetini bilmiyoruz. O yüzden bazı şeyleri hekimlere bırakmak gerektiğini düşünüyorum ben. En iyisini biliyorlar hocam. Bazen hastalar da evet benim cildime bu iyi geldi gelmedi deyip karşılıklı bir sohbet ediyorlar ama orada hekimin yönlendirmesi çok önemli bence. Evet tabii ki tıpta şöyle bir cümle vardır. Hastalık hasta yoktur. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani herkesin kendine has bir yaklaşım tarzı olabilir hasta olarak. Yani o kişinin özelinde ona fayda sağlayacak kozmetik uygulamayı kişiyle istişare etmek gerekir. Bazen gerçekten Nihan Hanım'ın söylediği gibi danışan bize illaki ben bunu istiyorum diye geliyor. Fakat o işlemin o kişiye bir katkısı faydası yok. Doğru bilgiyi vermeye çalıştığınızda kişi bazen ikna olabiliyor. Bazen sizin kapınızdan çıkıyor, yan tarafta bu işlemi yaptırabiliyor. Doğru bilgiye ulaşmak aslında çok önemli bir husus. Bir de dünyada zaman zaman kendini çok güçlendiren, zaman zaman sakinleyen bir akım var. Minimalizm akımı var. Evet. Yani minimalizm, daha az eşya, daha az kıyafet, daha az yiyecek, daha küçük. Şimdi bunlar kozmetik uygulamalar için de geçerli. Bir ara birbirine çok benzeyen insanlar dolgulama işlemlerinden sonra birbirine çok benzeyen insanlar vardı. Yüz yapıları birbirine çok yakındı. Yani bizi biz yapan kendi yüz hattımız, kendi hatlarımız. Bunları çok büyük değişikliklere uğratmamak lazım. Tabii ki ihtiyaç olur, yine değerlendirilebilir, yapılabilir. Minimalizm önemli bir akım. Yani kişide büyük değişiklik oluşturma. O zaman şu dönemde iki yöntem biraz daha yukarıya doğru gelmeye başladı. Bunlardan birisi akıllı mezoterapiler, içerik olarak zengin. İkincisi de kök hücre yöntemleri. Evet. Bunlar birbirini aynı zamanda destekleyen uygulamalar. Bugün biz hastalarımıza fibroblast hücre kültürü uyguladığımızda uygulamasından önce parçayı kulak arkasından alıyoruz. Aldıktan sonra uygulama alanına biz mezoterapi yapıyoruz. Yani o alanı biraz daha zenginleştirmek istiyoruz. Çünkü çok kıymetli bir tohum aldık. O kıymetli tohumu biz tarlaya ekeceğimiz zaman nasıl gübreliyoruz, suluyoruz, havalandırıyoruz. Sonra o tohum ekiyoruz çok verimli olsun diye. Aynı şey hücre kültürleri için de geçerli. Bu hücre kültürünü aldıktan sonra diyelim ki yüz bölgesine ve dekolteye uygulayacağız. O alanları mezoterapi yaparak o bölgeyi biz zenginleştiriyoruz. Mütakiben kök hücre işlemine, hücre kültürünü enjekte ediyoruz. Arkasından yine belli seanslarla bu mezoterapi işlemlerini uygulayarak sonucun maksimum olmasını sağlıyoruz, istiyoruz. Evet. TB500 ile beraber neyden bahsettik? Yani bu son zamanlarda çok fazla kullanılan, aynı zamanda sadece cilt gençleştirme vesaire için değil, birçok hastalığın tedavisinde de hücre yenileyici özelliği olan bir
etken madde diyebiliriz değil mi? Aynen öyle. Evet. Aynı zamanda mezoterapi işleminin cilt gençleştirme üzerine ve işte hücre yenileme üzerine etkilerini ve hangi bölgelere uygulanabileceğini konuştuk. Bu da çok güzeldi. Ve ne sıklıkla tekrarlanmalı sorusu da hastanın durumuna göre. Dediğiniz gibi hastalık yok, hasta var. Evet. Kişiye özel tedaviler her zaman önemli. Mezoterapi işlemlerinin etkisi kişiye özel değişir mi bilemiyorum ama dediğiniz gibi hemen sonrasında da olumlu etkiler alınabiliyor. Peki saç dökülmelerine gelecek olursak, sevgili Nihan Hanım ve sevgili Ercan Hocam, saç dökülmeleri neden olur? Saç dökülmelerinin temelde birçok farklı nedeni olabilir. Genel olarak strese bağlı olabilir. Gebelik döneminde saçların belli bir yıkım dönemi var. Ona denk gelmiş olabilir. Hastalık sonrasında, nekaat döneminde yine metabolik değerlerin bazı değişikliklerinde ortaya çıkabilir. Tiroid hastalıklarında, vitamin eksikliklerinde, demir eksikliğinde karşımıza çıkabiliyor. Tabii ki androgenetik alopesi dediğimiz apayrı bir kondisyon evet. var. Duyarlılıkla ilgili, saçlı derideki kıl folikülün duyarlılığıyla ilgili zaman içerisinde bu hormona olan duyarlılık saçın beslenmesini bozabiliyor. Saç folikülünü, saç soğancığını yavaş yavaş küçültüyor. Beslenmesiyle beraber küçüldükçe saç inceliyor, zayıflıyor ve dökülmeye yüz tutuyor. Sonra o saç soğanı, folikülü yavaş yavaş derinin içerisine doğru çekiliyor. Ve bir seyrelme meydana geliyor. Kadınlarda da bir miktar belli bir oranda erkek tipi saç dökülmesi görülebiliyor. Yine saç kıran dediğimiz stresle ilgili bazı hastalıklarla ilgili bir dökülme türü de var. Yani farklı saç dökülmelerinin farklı farklı sebepleri olabiliyor. Burada hem bu farklılığa binaen bir tedavi protokolü düzenlenebilir. Bir eksiklik varsa bunu bir eksiklikle ilgili bölümle konsülte ederek, o ilgili branşa uzmanına danışarak onun öngördüğü tedavi kişiye planlanabilir. Diyelim ki bir demir eksikliği vardır, bir vitamin B12 eksikliği vardır. Buna bağlı saç dökülmesinin hızlandığını düşünüyorsunuzdur. O zaman onunla ilgili bir destek verebilirsiniz. Ya da kişi çok ciddi bir diyet sürecine girmiştir, diyete bağlı olabilir. Tabii biz çok yakın zamanda bir pandemi atlattık. Covid döneminde hem hastalığı geçiren kişilerde yüksek ateşten dolayı, immün sistemden dolayı bir saç dökülme süreci oldu. Dermatoloji polikliniklerine çok yoğun saç dökülme şikayetleri evet. gelen hastalar oldu. Burada sebebe yönelik hareket etmek bazen önem arz ediyor. Çok arttırdı hocam ya, lafınızı evet. böldüm. Yani Covid'den sonra çok fazla saç dökülmesine alakalı geri dönüşler kesinlikle başladı. Biz de çok yaşadık. Acaba strese bağlı mı Nihan Hanım? Covid bilmiyorum hocam neye bağlı ama bizim bağışıklığımızı mı düşürdü? Tabii ki immün sistemle ilgili evet, bir durum. Bize bir orada mesela saçta herkesin saçta bir problemi var. Bir vurdu geçti. Evet başka bir bölgede tüy dökülmesi veya azalması değil de direkt saç. Saçta. Herkese kimle buluyoruz. Konuşsam elime topak topak saçım geliyor diye şikayet ediyordu evet, o dönem. Yani çok da gelen oluyor. Saç tedavisine geldim. Ne zamandan beri başladı? Covid'den sonra çok yoğun döküldü. Biz de diyoruz ki önce bir detaylı kan tahlili. Bakalım ne problem var. Kanda bir değerlerde bir sıkıntı var evet. mı? O kan tahlillerini işte doktorlarımıza yönlendiriyoruz. Eğer bir problem varsa doktorlarımız önce değil mi hocam destekliyorlar ve desteklemeyi bilmiyorum hangisi daha şey olur ama biz birazcık o depolarda olsun sonra işte saç tedavilerine geçelim diye tavsiye ediyoruz. Sürekli bu şekilde hareket ediyoruz. Tabii kombine de sağlanabilir. Diyelim ki bir eksiklik var. Bir taraftan o eksikliği gidermek amacıyla ilgili uzman tarafından bir tedavi evet. planlanabilir. İkinci olarak siz hızlı bir şekilde mezoterapiyle ya da dışarıdan bazı ürünlerle o süreci hızlandırabilirsiniz. Sevgili hocam hemen kısa bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra sizlerle beraber saç dökülmelerinde uygulanan mezoterapi yöntemleri, tedavi yöntemleri ve saç dökülmesi nasıl engellenebilir onları konuşalım. Elif Melek'le Şeffaf Sohbet'te kısa bir reklam arası. Kısa bir aranın ardından Elif Melek'le Şeffaf Sohbet Medikal Direktör Nihan Bozatlı ve Dermatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ercan Karabacak'la devam ediyor. Reklamlara gitmeden önce hemen ne sormuştuk? Saç dökülmelerinde uygulanan mezoterapi işlemleri Nihan Hanım sizdeyiz. Evet. Şimdi bazen biz doktorlarla yaptığımız görüşmelerde bazı hekim grubu diyor ki evet ürünün maliyeti hiç önemli değil. Hastaya gerçekten sonuç versin ve oradaki kıl foliküllerini değsin ve dokunsun istiyoruz diyorlar. Biz özellikle bu anlamda yine peptidlere başvuruyoruz. Ve son zamanlarda hyaluronik asitler, işte sinaps 8, matriksi, kapı peptidler, saçlı oradaki kıl kılcal damarlardaki değil mi hocam? Kan dolaşımını hızlandırdığı için saçın çıkmasına da çok büyük etki sağlıyor. Ve kıl köklerini
TB500 özellikle yenilemede ve oradaki kıl föliküllerinin oluşmasına çok büyük destek sağlıyor. Aynı zamanda Vitablex denilen bir vitamin kombosu. Bakın çok değerlidir. 7 tane etken maddeden oluşur ve saçımızdaki o kaybolan vitaminlerin yerine gelmesini amaçlar ve B vitamini. İşte diyoruz ya, kanda eksik olan değerleri biz hem ağız yoluyla hem işte dışarıdan bir takım yöntemlerle destekliyoruz. İşte burada B vitamini kombosu ve Vitablex'te çok güzel bir kombo haline gelip saçlı deriye etki ediyor. Aynı zamanda ben şunu da söylemek istiyorum. Özellikle evet, saç ekimi yaptıran ve yaptırmayı düşünen insanlarda öncesinde ve sonrasında destekleyici bir işlem oluyor. Evet. Tabii ki mezoterapilerde ya da farklı tedavi yöntemlerinde, kozmetik uygulamalarda bazen bilimsel veri geride kalıyor. Kişiler bir ürünün etkinliğini ön planda gösterirken, hı hı, bunun bilimsel verisini de aslında eklemek, evet, gerekiyor. Evet. Biz hekimler için bu çok önemli. Tabii saç ekiminde bazen mezoterapinin önemi şu şekilde ortaya çıkıyor. Saçlı deri çok inceliyor ve ekim için müsait bir halde değil. Yani çok ince bir deri. Dolayısıyla siz onu oraya ektiğinizde saç kökü tam olarak yaşayamayabiliyor. Orada nekroz oluyor. Bu sefer ektiğiniz köklerin bir kısmı ziyan oluyor, gidiyor. Yine bir Türk plastik cerrahın yaptığı bilimsel bir çalışmada o bölgeye yağ enjeksiyonunun saç ekimindeki başarıyı çok ciddi bir şekilde arttırdığı ortaya çıkmıştı. Tüm dünyada güzel bir etki oluşturmuştu. TB500'ün içerisinde hyaluronik asit var. Hyaluronik asit su tutma kabiliyeti olan bir molekül. O bölgeyi daha verimli bir hale getiriyor. Ve saç ekiminden sonra saç kökleri o alanda daha iyi tutunabiliyor. Evet, hyaluronik asitte de galiba bir molekül yaklaşık 100 molekül su tutabilecek kadar. Evet. Yani kendi hacminin 1000 katı kadar bir hacme sahip olabiliyor suyla beraber diyebiliyoruz. Kesinlikle. O yüzden bu işlemler yapılırken de daha parlak bir cilt, daha güzel bir görünüm için su tüketiminde önemli olduğunu, kesinlikle, düzenli olarak vurguluyoruz. Peki sevgili Nihan Hanım, saç ekiminden sonra TB500'ün uygulanabileceğini söyledik. Mezoterapinin de olabileceğini söyledik. Kaç yaşından itibaren bu uygulamalar olmalı sizce? Şöyle söyleyeyim. Örnek vererek söyleyeceğim. Biz pandemi zamanında 6 yaşındaki bir çocuğun saç kıran tedavisini desteklemek amaçlı kullandık. Öyle söyleyeyim size. Evet, bu da çok ilginç bir, evet, deneyim olmuş. Tabii dediğiniz gibi bu tarz uygulamalar henüz belki bazı bilimsel aşamaları çalışmalarla kanıtlanmış olmasına rağmen belki bazı yaş gruplarında, belki bazı hastalıklarda daha yeterli kanıta ulaşılamamış da olabilir dediğiniz, evet, gibi. Peki saç dökülmesini engellemek için neler yapmalıyız? Hocam öncelikle ne yapıyoruz? Fönlerden, işte spreylerden. Tabii ki şimdi fiziksel etmenler gerçekten çok önemli. Yaz döneminde yoğun bir şekilde ultraviyole ile karşılaşan kişilerde, evet, dışarıdan uygulanan kimyasal maddeler, fiziksel uygulamalar, röfle gibi, saç düzleştiricilerin seramik koruması bazen zayıf olabiliyor. Onların çok ciddi bir şekilde keratin dokuya zararı olabiliyor. Kırılganlıklarını arttırabiliyor. Yani aslında bakım ve koruma çok ciddi bir öneme sahip. Yeterince bu süreci destekliyorsa bir kişi saç kaybıyla çok karşılaşmayabiliyor çevresel faktörlerden dolayı. Ama metabolik sebepler olabilir. Kadınlarda özellikle gebelik döneminde, gebelik sonrasında emzirme döneminde biz saç dökülmeleriyle çok sık karşılaşıyoruz. Yine regl dönemi de tabii ki etkileyebiliyor. Demir seviyesini önemli ölçüde düşürebiliyor. Belli aralıklarla aslında bazı tetkikleri yaptırmak önem arz ediyor. Yani rutinde bir check-up diyoruz ya aslında. Check-up bazı metabolik değerlerin dönem dönem değerlendirilmesidir. Bunu ihmal etmemek gerekir diye düşünüyorum. Nasıl yılda bir hiçbir dişle ilgili hiçbir sıkıntımız olmasa da diş hekimine gidip dişlerimizi göstermeliyiz, muayene ettirmeliyiz ve onun fikrini almalıyız. Aslında bu birçok hekim için de geçerli. Bir kardiyoloğa gidebilmeliyiz, bir jinekoloğa gidebilmeliyiz ihtiyaç olduğunda kadınlar için. Yine bir dermatoloğa gidip bir genel bir muayeneden geçebilmeliyiz. Hiçbir şikayetimiz olmasa da bu bakım ve koruma adına da ciddi bir katkı sağlar diye düşünüyorum. Kesinlikle bizim de yapmış olduğumuz bu programlar tamamen bilgilendirme amaçlı ve kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir doktora danışılmasını ısrarla öneriyoruz. Çok güzel, su gibi geçen bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. İyi geldiniz. Sağ olun. Bugün sizlerle olmak çok daha farklı yönden yeni kazandırılan tedavi yöntemleri vesaire.
birçok şeyi öğrenmemize yardımcı oldu. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bizler de aynı şekilde teşekkür ederiz. Evet efendim, bugünkü konuklarım medikal direktör Nihan Bozatlı ve dermatoloji uzmanı doçent doktor Ercan Karabacak'la beraberdik. Elif Melek'le şeffaf sohbetten bugünlük bu kadar. Yeni bölümlerde yeniden sağlıkla görüşmek üzere. Hoşçakalın.